Suresi 46'dan devam ediyoruz. Bundan önce Nuh kavmini de yıkıma uğrattık. Çünkü onlar da fasık bir kavim idi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bundan önce Nuh kavmini de yıkıma uğrattık. Yıkıma uğrattık ifadeleri hep neyi ifade ediyor? İman eden ve salih amel işleyenleri yerinden yurdundan sürüyorlar ve yerinden yurdundan sürdüklerinden dolayı yıkıma uğrayan Müslümanlar ama yıkıma uğrattık diye kafir olanlara diyor Allah. Neden? Başka görüşü olan var mı? Oysa Nuh Aleyhisselam da öldü. Nuh'u yıkıma uğrattık demiyor. Demiyor. Neden Nuh'u öldürmek için yerinden yurdundan süren kavmi yıkıma uğruyor da Nuh'u niye yıkıma uğrattık demiyor? İşte Allah dünya hayatı bir an, ahiret ise ebedidir diyor. Ebedi hayatı onlar kaybediyor. Yani inkar eden ve zulmedenler kaybediyor. İman eden ve salih amel isteyenler de ebedi hayatı kazanıyor. Onun için Allah onları yıkıma uğrattık, ebedi hayatı kaybettiğinden dolayı çoğunluğa nispet ederek bu ifadeyi kullanıyor. Yani onlar hani bir ayette diyor ya, günahı kendisini kuşatanlar kafir oldular ifadesi kullanır. İşte günahı kendisini kuşatan bu kafirler, Müslüman olanları yeryüzünden silip süpürseler bile onlar helak olmuşlardır. Onların gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalpleri de mühürlenmiş ifadesiyle olayı böyle anlatıyor Kur'an. Yani peygamberleri yalanlayanlara taş yağdırdık, sayha tuttu, dizüstü çöktüler, helak oldular. Değişik ifadelerle onların durumunu anlatıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Yani dünya hayatında böyle bir şey yok. İşte ahiret aleminde, ebedi cehennemdeki başlarına gelen felaketi dünya hayatında diğer öğüt almak isteyenlere mesaj olarak veriyor. Allah'ın kesinlikle dünya hayatında onlara bir müdahalesi yok. Bunu bilmek gerekiyor. Bunun Kur'an'daki en bariz karşılığı da keşke ayetleridir hocam. O keşke diyen zümreye baktığımız zaman biz o zümrenin bu dünyada aslında hakkında bulunan, hani galipmiş gibi görünen, zulmeden her türlü çirkefliği, şirki, küfrü, zulmü yapan, fıskı hücuru yapan kesimler olduğunu biz görüyoruz. Ama tekrar müddet istiyorlar. Ne zaman istiyor? Ahirette istiyor. Niye? Çünkü o dehşet kaybediyor işte onlar. Onlar kaybetti. Orada kaybettiğini orada görünce ah keşke diyorlar. O zümre bu zümre. Yani cehennem hayatında ebedi azabı hak edenlere yıkıma uğrattık diyor. Helak ettik diyor. Taş yağdırdık diyor. Oysa dünyada taş yağdırma, helak etme, Nuh tufanı, efendim değişik ifadelerle Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Yani bugünkü İslam toplumunun temel olarak yanlış anladığı konulardan başlıca birisi bu işte. Yok, helak etme olayı ahiret alemindeki cehennemi hatırlatıyor. Tabii helak olayında şöyle bir durum var. Ahiret hayatında cehenneme atılabilmen için dünyada seni cehenneme götürecek süreci yaşaman gerekiyor. Yani dünyadayken helak olanlardan olman gerekiyor. Yani helakin başlangıcı dünya oluyor. Ve vardığı nokta da cehennem oluyor. Dolayısıyla geri dönülemez noktaya gelen bir kişi dünyada yaşıyor ama artık o helak olmuştur. Sadece
ölüm geldiğinde ateşe gireceği zamanı bekliyor. O süreyi dolduruyor yani. Ama helaki gerçekleşmiş. Tabiri caizse hakkında karar verilmiş. Sadece infazı bekliyor. Ama o infazın başlangıcı o kişinin özel hayatında yapmış olduğu yanlışlarla başlıyor. Helak sürecine giriyor yani. Göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz. Yeri de biz döşeyip yaydık, ne güzel döşeyiciyiz. Göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticiyiz ifadesi kullanıyor. Bu genişleme olayını, hani güneş, dünya, ay ve kainattaki bütün cisimler kendi minferleri etrafında dönerler, bilinmeden bilinmeyen yöne doğru akıp giderler diyor. İşte göğü genişletme olayını bugüne kadar daha yeni keşfettikleri söyleniyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu herhalde insan uydurması bir kitap olamaz, söyleme olamaz. Bunu anlatıyor. Arkasından ne diyor? Yeri de döşeyip yaydık, ne güzel döşeyeceğiz. Yani düşünebiliyor musun? Bir civciv yumurtayı koyuyorsun tavuğun altına. 21 günde o civciv yumurtanın kabuğu çatlıyor. İçerisinden bir civciv çıkıyor. Bir tane bu konuda profesörün biri diyor ki, bütün dünyadaki insanları toplasan, o civcivi yap desen, yapmaları mümkün değil. Yani o malzemeleri versen, eline işte yumurtayı da versen, bunu bir civciv yap desen yapabilirler mi? Yapamazlar. İşte Allah bir portakal ağacına, bitkiye suyunu veriyorsun, gübresini veriyorsun, ilacını veriyorsun. Sana bir bütün dünyadaki insanların toplanıp yapamayacağı bir portakal meyvesi sunuyor sana. O portakal meyvesi öyle bir meyve ki her diliminin bir ambalajda ambalajlayıp sana sunuyor. Allah bundan daha güzel döşeme olur mu? Bir iğneyi öyle bir bilgiyle donatmış, kodlamış ki hem yavrusunu doğar doğmaz üzerindeki zarı alıyor, onu yalıyor, temizliyor, kurutuyor. O yavru da gidip annesini buluyor. Nereden karnını doyuracak onu biliyor. Hani Allah diyordu ya, Firavun dedi ki Musa'ya, ey Musa, senin Rabbin ne yapar? Benim Rabbim yaratır, yarattığına yolu gösterir ifadesi kullanıyor. İşte yarattığına yolu, hangi bir canlı varlık var ki, olmasın ki ona yolu göstermemiş olsun. Hepsine yolu gösteriyor Allah. Yaratıyor düzenli bir şekilde, düzenli bir şekilde yarattığına da yolu gösteriyor. Bundan daha güzel düzenleme, dizayn etme olabilir mi? Tabiat 47 için bir katkıda bulunayım da ben. Şimdi burada diyor ya, genişletiyoruz ibaresi. Şimdi gelenekte her zaman kainatın, uzayın, evrenin sonsuzluğuna hep bir vurgu var. Esas da bu ayet, esas da kainatın bir sonu olduğunu bize delili. Nasıl delili? Çünkü sınırı olan şey genişler. Sınırı olmayan şey genişlemez. Sınır, yani genişlediğine göre bunun bir sınırı var, bir sonu var yani. Esasında kainatın, evrenin sonsuz olmadığını, bir sonu olduğunu bence ispatı bu ayet. Çok güzel. Yani eğer bir genişleme olayı söz ediliyorsa, o genişlemeye başlaması onun bir bitişinin sonu olduğunu, bir ağaç veya bir insan doğar, büyür ve ondan sonra ölür. Bu kainatta önce yaratılır, genişler ve sonradan yok olur gider. Bunu anlatıyor. Çok güzel. Evet. Ve biz
her şeyi iki çift yarattık. Umulu ki öğüt alıp düşünürsünüz. Bak bu çok önemli. Yani aslında şu Kur'an'ı doğru anlamada temel olguyu oluşturan bu ifade. Yani ortalıkta bir çift, bir tek olarak yaratmış olsaydı Hazreti İsa'nın babasız yaratıldığı konusunda tereddüt, şüphe olmazdı. Ama iki çift yarattık ifadesi kullanınca mutlaka onu meydana getiren bir anne, bir de baba olması lazım. Bu Allah'ın öteden beri süre gelen bir sünnet. İşte Adem'in yaratılışı, İsa'nın yaratılışı gibidir ifadesini kullanırken, Adem'i, Adem peygamber anlamında değil, soy ağacı anlamında olan Adem kullandığı için, Adem'in yaratılışı, İsa'nın yaratılışı, Adem'in yaratılışı gibidir ifadesini kullanırken bu anlamda kullanıyor. Yani bütün insanlar Hazreti İsa'ya kadar bir anneden, bir babadan meydana geliyor. İsa'ya gelince Allah bu sünnetini değiştiriyor mu? İşte İslam toplumundaki yapılan yanlışlık başka bir yanlış olmasa bu yanlış yeter, artar bile diye düşünüyorum. Hep çift yaratmış Allah. Neyi varsa hepsini çift. Çift yaratmadığı hiçbir varlık yok. Ama bu varlıkları yaratırken de bazıları müteşabi olduğu için insanlar anlamakta güçlük çekiyor. Mesela bitkiler tek eşeylidir diyorlar. Oysa bitkiler bir tohum efendim meyve verecekken mutlaka başka meyveli ağacın tohumundan, çiçeklerinden rüzgarla uçurup ona aşılanmasıyla oluyor. Böyle olmadığı zaman... Efendim? Tozlayıcıya ihtiyacı var. Tabii ki. Yani başka tohumlanmadan hiçbir şey olmuyor. Bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani Kur'an'ın da ikişerli bir kitap olarak indirilmiş. İkişerli bir kitap. Hepsi bak, ikişerli bir kitap nasıl oluyor? Zuhruf suresinin, pardon, Zümer suresinin 23. ayetinde anlatır bunu. İkişerli bir kitap. Yani insan da ikişerli bir kitap. Bir takva var, bir karar verme mekanizmasını oluşturan bir takva olayı var, bir de iblis olayı var. Birisi gayri Rabbani yola teklif sunuyor gitmeye. Birisi de Rabbin yoluna gitmeye teklif sunuyor. İşte burada karar verme yeteneğini sana bırakıyor. Sen hangi yönde karar verirsen, karar verdiğin yönde Allah yollarını açıyor. İşte kader, Allah'ın insanlar doğmadan önce insanlar üzerine çizmiş olduğu hayat planı değil, kaderini insan ergenlik yaşından bunaklık ve ölüm dönemine kadar vermiş olduğu karar yönünde kendi kaderini kendisi çiziyor. Ve bundan dolayı da her insanı başka birine bağlı olmadan yetkili ve sorumlu kılmış. Yani cehenneme giderse de kendi kararıyla gidiyor, cennete giderse de kendi kararıyla gidiyor. Bundan daha güzel, özgürce bir sınav olabilir mi? Şenol Hocam, burada her şeyi çiftten yarattık diyor ya, eğer İsa'yı tek yarattıysa, yani sadece bir anneden, bu İsa'ya bir haksızlık değil midir? İsa şimdi hesap günü dese ki, ya Rabbi herkese bir baba verdin, bana niye baba vermedin dese, haksız mı? Haklı hocam. Hani Hristiyanlar bunu Babasından 50 adım geriden başlıyor yarışa. Allah adildir, Allah zulmetmez kimseye. Hristiyanlar bunu bir güya avantaja dönüştürüyorlar. Babasız olduğu için Allah kendi oğlunu gönderdi buraya filan gibi. Oysa İsa'ya burada zulüm ediyorlar.
Yani çünkü İsa da herkes gibi bir insan olduğundan dolayı. Fakat işin acı tarafı, ben Kur'an okuyorum, ben iman ettim, ben Müslümanım diyenler de İsa babasız diyerek kopyala yapıştır yapıyorlar. Buna inanıyorlar. Allah'ın gücü yetmez mi? Allah şunu yapamaz mı? Bunu yapamaz mı? Yani Allah'ın yasasında olmayan, kurallarında olmayan ne kadar yanlış varsa mucize adı altında hepsini Allah'ın hesabına yazıyorlar. Bu Allah'a iftiradır. Bir de Allah adına yalan söylemektir. Çok korkunç bir şey. İnsanı kafir yapar yani. Öyleyse Allah'a doğru yönelip şirkten ve bozulmalardan kaçın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Öyleyse Allah her şeyi çift yaratmış. Dosdoğru bir yol üzerinde vahiy bilgileri gönderip o vahiy bilgiler doğrultusunda kılavuzu ortaya koymuş. Öyleyse Allah'a doğru yönelip şirkten, bozulmalardan kaçın. Kime diyor? Allah'ın Resulüne diyor. Gerçekten ben sizi ondan yana uyarıyorum. Müfredisi kullanıyor. Evet, burada yine şirk karşımıza çıktı. Gerçi parantez içerisine koymuşlar bunu ama demek ki Allah'ın... Ayeti buna ilave edersek daha anlaşılır olur hocam. Hangi şey ayet? 65. Sesin tam anlaşılmadı ama. Zümer 65 hocam, 39'da 65. Zümer 65 mi? Evet. Tamam, ben açayım onu. Zümer suresi aslında şeylere, müşriklere karşı çok içinde delil ve ayet barındıran bir sure. Yani müşrikleri alt eden bir sure. Zümer 65. Ant olsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Amelimiz için söylüyorum bunu. Evet. Yani burada o zaman şirkin ne olduğunu doğru tespit etmek gerekiyor. Biz ne yaparsak şirke gireriz. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunların sınırlarını, geçiş noktalarını iyi tespit ettiğimiz zaman hassasiyetimiz de o ölçüde, bilgimiz de artar, hassasiyetimiz de artar. Böylece Müslüman olarak öyle bilme şansımız daha da yükseliyor. Şirki bir de tevhidi kısacık bir tanımlayalım isterseniz. Tabii hocam, buyur. Şirk nedir? Aslında tevhidin tamamen zıttı. Tevhid nedir? Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın yaşam biçimini, hayat tarzını, ölümünü, dirimini, namazını, ibadetlerini Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesi içerisinde düzenlemek ve yaşamaktır. Peki şirk ne oluyor? Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde söylem ve eylemini, yani namazını, orucunu, ibadetlerini, ölümünü, dirimini Allah'ın koyduğu kurallar dışında söylemek ve yapmaktır. O zaman Allah'ın sözünün üzerine söz koymak, Allah'ın gönderdiği vahiy kuralların dışında paralel vahiy kuralı koymak veya Allah'ın gönderdiği yaşam biçimi, hayat tarzı dışında ortaya ideoloji, değişik sistemler ortaya koymak, işte bunlar şirktir. Put demek de taştan, tunçtan, efendim kerpiçten veya alçıdan yapılan heykellerle ortaya dikilmiş anlamında değil. Aslında o put, o ideolojinin temsili bir heykelidir. Asıl tapılan put, onun
ön planda olan, o ideolojiyi ortaya koyan kişinin adıdır. Bunu anlamak gerekiyor. O putlar da onun arka bahçesi oluyor. Yani onlara senenin belirli günlerinde bel büküp eğilmek, asıl bel büküp eğilinen o putu icra eden veya o ideolojiyi ortaya koyan insanlar oluyor. Bu da şirk oluyor işte. Tevhid en büyük adalet, şirk en büyük zulüm kuracak. Aynen. Allah ile beraber başka bir ilahı ortak kılmayın. Gerçekten sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Allah'la beraber. Yani hem bizi yaratan Allah, bize rızık veren Allah, bizi yediren, öldüren, dirilten, her türlü ihtiyacımızı karşılayan Allah, biz onu bırakıyoruz. Allah'ın dışında herhangi birine ilah olarak kabul ediyoruz. İşte Kur'an'da bunun örneklerini verirken dediler ki Salih Peygamber'e, ey Salih, madem kendinin Nebi Resul olduğunu iddia ediyorsunuz, o zaman bize bir mucize getir dediler. Salih de dedi ki, işte Allah'ın devesi size bir mucize dedi. Nedir olay? Bir gün su içme hakkı devenin, bir gün su içme hakkı da sizindir dedi. Dişi deve. Bir gün su içme hakkı devenin, bir gün su içme hakkı devenin. Bu müteşabih bir anlatımdır. Burada neyi ifade ediyor? Devenin bir yaratılış görevi var, yaratılış amacı var. Sizin bir yaratılış amacınız var. Sizinle deve aynı karede değildir. Siz gökleri ve yeri yaratan Allah'ı bilecek. Hani Ahzab suresi 72'de diyordu ya, biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanıyordu. İnsan emanet ve sorumluluk yüklendiğine göre deve emanet ve sorumluluk yüklenmemiş. Ama emanet ve sorumluluk yüklenmemiş olan bir varlığı tutar da haşa, tövbe haşa, Allah yerine, ilah yerine koyarsanız işte deveyi kesmiş oluyorsunuz diyor. Yani su içme hakkına müdahale etti, içlerinden bozguncu biri, bu çok önemli, bozguncu birisi tuttu, deveyi kesti diyor. Buradaki deveyi kesti, öldürdü ifadesi, deveyi Allah'ın koyduğu yerden kaldırdı, Allah'ın koyduğu değerinin üzerinde veya altında bir değere taşıdı. İşte bunlar Allah'ın koyduğu değerinin altına değil, değerinin üzerine çıkarıyorlar. Devenin görevi sana secde etmek, etinden, gübresinden, sütünden, efendim yavrusundan sana secde etmekle görevli. Ama siz onu tapınılır hale getirdiniz. İşte deveyi kesmeyi, deveyi kesmeme olarak tanımlamış Kur'an. Yani tamamen söylenenin dışında bir anlam yüklemiş. Bunu anlatıyor. Yani Allah'ın koyduğu değerinin dışında değer vermeyin diyor. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin, kılmayın. İşte deveye ilah edindiler. Gerçekten sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Yani sürekli Allah'ın uyardı. Allah'ın dışındakileri, Allah'ın yarattıklarını, Allah'ın koyduğu değerinin üzerinde ve değerinin altına bir yere taşımayın. Bundan dolayı uyarıyorum diyor. İşte insanların görevi Allah'a ibadet ve kulluk yapmak ve dünya hayatında da insanların ilk yaratılışından son aşamasına kadar, kıyamete kadar evrendeki yaratılmış olan gizli sırları çözüp insanlara teknoloji üretmektir. Bunu anlatıyor Kur'an. İşte böyle. Onun
onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin. Mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin. Mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdi. Burada kim bunlar diyen, önce onu da bulmak gerekiyor. Hani bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. Buradaki o büyücüdür, o yalancıdır diyenler peygamberi küçümseyen insanlar. Bunlar da hani İblis de dedi ki, ey İblis, seni Adem'e, İblis'e Allah dedi ki, ey İblis, seni Adem'e secdetmekten alıkoyan neydi? Adem'i topraktan yarattın, çamurdan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Ben ateşten yaratıldığım halde topraktan yaratılana secdetmek için var değilim dedi. Sen kibirlendin, gururlandın öyle mi? Seni huzurundan kovuyorum. Öyleyse dedi ki İblis, Allah madem ki beni huzurundan kovdun, insanların ölüp de dirilinceye kadar bana süre tanı, senin kullarının önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşıp onları saptırayım dedi. Allah da dedi ki, sen benim halis kullarımı saptıramazsın ama sen ancak sana meyyal olanları saptırırsın. İşte peygamberi yalanlayan, peygamberi Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarını yerine getiren biri olma dışında söyleyenler hep azgın, zalim, zulmeden, kibirlenmiş insanlar. Bunu çok ayetlerle izah ediyor. Hani bir ara Musa'dan sonra peygamberleri onlara dediler ki, İsrailoğullarına, size Allah bir melik gönderse, size zulmedenlere karşı savaşır mısınız? Tabii ki, niye savaşmayalım? Çünkü onlar bizi yerimizden, yurdumuzdan sürüyorlar. Çocuklarımızdan, evimizden bizi ayırıyorlar. Tabii ki savaşırız. İşte size Allah melik olarak Talut'u gönderdi. Onlar da dediler ki, bu sadece bizim gibi bir beşer. Biz niye ona itaat edecekmişiz? Peygamberler dedi ki, onun üzerinde Musa ve Harun ailesinden bir tabut var ifadesi kullanıyor. Yani orada o kendiliğinde bu söylediği ve yaptığı davranışları yapmıyor. O Allah'ın gönderdiği Nebi ve Resuller olan Musa ve Harun ailesinden onun üzerinde bir misyonu var. Ondan anlamanız lazım ifadesiyle anlatıyor. İşte burada da ifade edilen durum bu. Ne diyor ayette? İşte böyle onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdi. Yani onlar yalanladı. Bir soru soracağım. Bu iblis nasıl bir varlık ki insanların yaratılışından insanların yok oluşuna kadar Kur'an ifadesiyle 50 bin yıl nasıl bir ömür sürüyor bu iblis? Ve üstelik doğru da söylüyor hocam. Doğru da söylüyor. Doğru da söylüyor. Onu çamurdan yarattın. Ben senin çamurdan yarattığına secde edecek değilim diyor. Yani doğru da söylüyor. Allah da demiyor ki hayır kafanı kırarım. Ben emir ediyorum. Seni secde ettireceğim. Gebertirim seni demiyor yani Allah'tan. Yani dediğine de tamam diyor. Sana süre tanıdım diyor. Nasıl yani süre tanıyor bu? Bunu açıklayabilecek var mı? Nasıl insanların ölüp dirilinceye kadar süre alıyor, istiyor ve alıyor. Nasıl alıyor? Hücür hocam sen... Sana fücür yönü. Sana fücür yönü.
İblis diyor işte, nasıl bu süreyi alıyor ölüp de dirilince kadar. Adilza Hocam, şöyle diyebilirim. Şu ana kadarki anladığım, hani Kur'an'dan anladığım kadarıyla. İblis çünkü Allah onu iblis olarak yarattı. Onun görevi o ve insan var oldukça da iblis var olmak zorunda. Çünkü takva ile iblis yarışıyor aslında insanın hayatında. İblis olmasaydı zaten insan bir dediğiniz gibi melek gibi olurdu. O zaman cennetin ve cehennemin bir anlamı olmazdı. Sınavın bir anlamı olmazdı. İblis olduktan sonra insan bir aslında anlam kazanıyor. İblisle beraber insan var oluyor. Dolayısıyla kıyamet kopana da kadar iblis olmak zorunda. İnsanoğlu olduğu sürece iblis olmak zorunda. Bu Allah'ın yasası bu. İblis Allah'a o konuşma tarzıyla hani müteşabih bir şekilde konuşturuyor Allah. Çünkü iblise kodladığı şey o Allah'ın. O bir melek olduğu için insan var olduğu müddetçe iblis de var olmak zorunda diye düşünüyorum. Tebrik ederim. Sen çok seviyor mu Hatice Hanım? Efendim? Yani iblisi seviyor mu? Seviyorum Tevfik abi. İblis beni insan yapıyor. Yani beni ben yapıyor diyebilirim. Ha, sevmek değil de onun varlığını biliyorum yani. İblisi seviyorsan onun yolundan niye gitmiyor? İşte onu tanıyorum ve onun yolundan gitmemem gerektiğini artık anlıyorum. İnşallah. Yani. Hocanın dediğini tut ama gittiği yoldan gitme diyor. Öyle mi yani? Öyle mi? Aynen. Aslında iblis anlatırken ben varım, ben kötüyüm ama benim yolumdan gelmeyin diyor zaten. Hani onları sizi saptırırım diyor zaten bizzat kendisi. Ha, o zaman iblis mert. Sen bundan dolayı iblisi seviyorsun yani. Aynen. Çok mert. Açıkça uyarıyor. Ben sigara içiyorum aynen. Ama diyor. Siz bulaşmayın bu merete diyor. Yapmayın, etmeyin diyor. Aynen öyle. Anlatırken bile hep söylüyor. Ben kötüyüm, bana yaklaşmayın. Sizi saptırırım diyor. Çok delikanlı hocam yani. Yani şunu desek, yani iblis İnsandan insana genetik olarak aktarılıyor. Her biyolojik bir varlık olan insan kendisinden sonraki nesillere her ergenlik yaşına gelince iblis yükleniyor ve böylece insan var oldukça iblis var oluyor. İnsan yoksa iblis yoktur. Bu çok önemli. Eğer iblis sağından, solundan, önden, arkasından yaklaşıp saptırıyorsa bu da ergenlik yaşına gelen her insan cennetten çıkıyor. Hani Adem ve eşine cennette yerleşin. Sakın ola ki bunun dışına çıkmayın demişti Allah. Ne zaman ki onlara yasak ağaç yüklendi, yasak ağacın meyvesini yediler, cennetten çıktılar diyor. Adem ve eşi cennetten çıkmışsa biz de cennetten çıkıyoruz. Kıyamete kadar her doğan insan, erkek ve kadın cennetten çıkmaya devam ediyor. İşte bu güllük gülistanlık ağaçtan, gölgelik yerden değil, cennet kelimesini kuran yaratılışta anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar günah işlemeyen, sevap işlemeyen bir konumdan artık sevap işleyecek, günah işleyecek bir tohum atmasıyla Allah'ın insanlar cennetten çıkıyor. Yeni bir imtihan sahasına giriyor ve ölüp de dirilinceye kadar, kendisi ölünceye kadar bu süreç devam ediyor. İblisin kıyametin sonuna kadar yaşamasında bu müteşabih bir olay olarak anlatmış Kur'an. Hocam şu yorum da yanlış olur mu? Şimdi iblisin sonsuza dek nasıl yaşam süreceğiyle ilgili soru soruldu. Şimdi Şems suresinin 8 ve 9. ayetindeki takva ve fücur olayı. Şimdi her insan takva ve fücur yüklenmiş ise fücur da iblis yönünü temsil ediyorsa haliyle her insan doğduğu zaman o fücur yönü de yükleneceği için kıyamete kadar iblis devam etmiş olacak. Çok güzel. Ama burada doğduğunda değil, ergenlik yaşına geldiğinde yükleniyor. Bu çok önemli. İmtihana girdiğinde yani. Ha, imtihana girdiğinde yükleniyor. Hani bazılar diyor. Sen ve eşin cennette yerleşin fakat şu ağaca yaklaşmayın. İşte imtihan yaşını burada veriyor Allah. Bak.
Adem'e sadece ey Adem demiyor. Sen ve eşin. Demek ki Adem eş edinebilecek pozisyona gelmiş. İşte imtihana giriş şeyi, pozisyonu burası oluyor. Yani daha önce yok. Çünkü daha önceki konumunu cennet diye tanımlıyor. İşte şu aradaki, şu farkı bir çözebilse insanlar çok Kur'an'da geçen konuları doğru anlamaya başlayacaklar. Maalesef bunu anlayamamışlar. Hani bütün meleklere dedi ki Adem'e secde et. Ya Allah varken Adem'e neye secde etsin diyor. En iyi Kur'an anlayan biri. Oysa Allah her secde edin anlamında kullanıyor bunu, ifadesi kullanıyor. Hayır, bizzat Adem'e secdesi ne oluyor? Dünya hayatında iki varlıktan söz ediyor Allah. Birisi insanlar, birisi de melekler. Meleklerin Adem'e secdesi de onun emrine amade olup ergenlik yaşına geldiğinde diyor bak. Bütün melekler Adem'e secdediler. İblis secde edenlerden olmadığı ifadesiyle iblisi diğerlerinden ayırıyor. Bunları doğru anlamak gerekiyor. Maalesef araştırın, sorun, inceleyin. Hangi ilahiyatı... 52. ayette hep önde gelenlerin elçiye karşı çıktıklarını söylüyor. Büyücü ve cinlenmiş demişlerdi diyor. Yani aslında burada bir itibar suikastı yapıyorlar. Günümüzde de ne diyorlar? Örümcek kafalı, geri kafalı, meczup, gerici, Orta Çağ zihniyeti böyle diyerek itibar suikastı aşağılıyorlar yani. Dolayısıyla Kur'an bizi eğer bu yolun yolcusuysak, bu inan mescidi haramı kurmak istiyorsak, bu yola çıktığımızda geçmişteki toplulukların yapmış oldukları tepkileri, verdikleri tepkileri bize anlatarak bizi geleceğe hazırlıyor. Bizim de karşımıza bunlar çıktığında yılgınlığa düşmemizi istemiyor. Vazgeçmemizi istemiyor. Sizden öncekilere de böyle yapıldı diyor. Siz kendi görevinizi yerine getirin, yılgınlığa düşmeyin diye. Bizim ayaklarımızı da sağlamlaştırıyor Kur'an. Tabii tevhid mücadelesi vermek isteyenler için bu. Kur'an'ın bütün ayetleri aslında insanı değiştiriyor. Toplumu değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Bunu önce kişi bazında, sonra da sosyolojik bazda yapıyor. Ve bunun sürekliliği içinde, yaşanabilmesi içinde mescidi haramı kurmamızı istiyor. Yani bir evin temeli diyelim, duvarları diyelim, çatısı diyelim. Bunlar olacak ki sen o evin içerisinde oturabilesin. O ev sana hizmet versin ve seni korusun. Şey de böyle işte, İslam'ı yaşayabilmek de böyle. Bunun altyapısı olacak, anayasası, bunun ekonomisi olacak, siyaseti olacak, bunun meclisi olacak, her şeyiyle. Bunun adına da Kur'an mescidi haram diyor. Eğer bir Müslüman, ben Müslümanım diyen kişi, mescidi haram kurma yolunda herhangi bir düşüncesi, çabası, gayreti yoksa, bu kişi ya saftır, akli problemleri vardı. Ya Kur'an'ı anlamamıştı ya da art niyetlidir. Çünkü mescidi haramı kurmayacaksan, Kur'an devlet istemeyeceksen, o zaman Hint fakiri gibi gidelim, Ganj nehrinde yıkanalım, tesbihimizi çekelim, bir dost bir tost, nefsimizi kötülüklerden arındıralım diye efendim bir deri bir kemik bu dünyadan geçelim gidelim. Sonra zalimler de hepimizde cirit atsın. Yani laikçisi devlet kurmaya layık, sosyalisti, kapitalisti, dinsizi, arsızı, sapkını, hepsinin devlet kurmaya layık, onların hakkı var. Ama ne hikmetse Kur'an Müslümandan devlet istemezmiş. Öyle diyen tefsirciler var yani. Bu tam bir felaket. Yani bu adamlar eğer art niyetli değilse
çok büyük bir gaflet içerisinde de tövbe etmeleri gerekir. Ha, biz bunun adına devlet diyoruz. Ama tabii Kur'an güç diyor, kuvvet diyor. Sen bunu adına ister devlet de, ister imparatorluk de, adına ne dersen de yani. Problem değil orası. Ama bu gücü, bu kuvveti istiyor. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının yaptırım gücü olmasını istiyor. Kur'an bunu ve zalimlere karşı savaşabilecek güç kuvvet istiyor. Bunları neyle yapacaksın? Günümüzdeki bunun adı devlettir. Biz de devlet diyoruz. Sen başka bir şey söyle. Öteki krallık desin, öteki imparatorluk desin, öteki de başka bir şey desin. Onun bir önemi yok yani. Ama bu Mescid-i Haram'ı inşa etmemiz lazım. İster devlet kurarak, ister imparatorluk kurarak, ister rejim kurarak, adına ne derseniz deyin yani. Bu yoksa İslam o zaman iddiasını kaybetmiş demektir. Yani sıradan mitolojik bir hikayeden öteye geçme, sadece mevcut emperyalist güçlere köle yetiştirir. Siz oturun, verginizi verin, tesbihinizi çekin. Tepenizdekiler sizin sırtınıza nasıl bineceğini, nasıl kullanacağını iyi bilirler. Ama siz efendilerimiz hep sadık olun, hep doğru olun. Onlar, onlar laikçi, onlar devlet adamı, onlar siyaset adamı. Öyle yapsa da olur, böyle yapsa da olur. Her yaptığını kabul edin. İşte bu tam zulüme hizmet etmek demektir yani. Zulüme zemin açmak demektir. Böyle Müslümanlık olmaz. Ben kabul etmiyorum yani. Kur'an da kabul ettiğini düşünüyorum. Bu 52. ayette zaten toplumun önde gelenlerinden kası toplumun günümüzdeki güç sahipleri, ki geçmişle günümüzü kıyasladığımız zaman günümüzün firavunları, güç sahipleri. Ve firavun ne yapıyordu halkını, nasıl akrallaştırıyordu? Sandaki sonundaki büyücülerle. Günümüzdeki büyücüler kim? İşte medya, eğlence sektörü, toplumun uyanmasını istemiyor. Ayette belirtildiği gibi. Yani toplumun kesinlikle uyanmasını istemediği için bu işin anta bir toplum hale gelmesini istiyor. Çünkü kendi düzenlenen çıkarlarının bozulmasını istemedikleri için. Aynen. Çok, ve çok topluma suni hassasiyetler pompalıyorlar. Demokrasi, bilmem ne, bayrak filan ondan sonra pompaladıkları hassasiyetler üzerinden yeni nesilleri onların peşinden koşturuyorlar. Ondan sonra da o nesiller ben bayrağımı, efendim vatanımı, bilmem neyimi koruduğunu zannediyor. Ama hakim güçlerin mallarının mülklerini, sistemlerini, rejimlerini İngilizlerin 1800'lerden beri bize dayattığı anayasayı, yaşam biçimini koruyorlar yani. Ama artık bunlar bunun farkına varamıyorlar. Çünkü firavunun toplumunu aptallaştırdığı gibi rejim de kendi neslini aptallaştırıyor. Her şeyin farkında olan bir nesil yetiştirmiyorlar. Bunu ancak Kur'an yapıyor. Çünkü Kur'an sürekli uyarıyor ve sürekli zalimlere meyletmeyin diyor. Peki 50 kaça geldik? 52. ayete kadar geldik. O zaman burada noktalayalım. Başka sorularınız, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yarından sonra o zaman 53'ten devam ederiz inşallah. İnşallah. Peki. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.